Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar kabımın yapacağı 3 buff'a gözlerimizi çevirmiş durumdayız. Biliyorsunuz 3 buff'ı 2'de nerf'i var şu anda bizim bildiğimiz. Bilmiyorum ekstra bir sürpriz gelir mi? Bu buff'lardan bir tanesi arkadaşlar Ebony Maw'a yapılacak. Ebony Maw biliyorsunuz oyuna eklendiğinde Ronin, Cool Obsidian'la beraber gelmişti ve toplam 3 karakter olarak gelmişlerdi. Ve içlerinde en kötüsüydü. Hatta içlerinde en kötüsü demek biraz haksızlık olur. Oyunun şu anda en kötülerinden bir tanesi. Yani hakikaten inanılmaz vasat bir karakter. İnanılmaz paradez bir karakter. Sadece ağır saldırıda rakibin güç barını boşaltıyor. İşte onun dışında abicim bir de L3 atınca yine güç çalıyor. O kadar çok başka bir şey yok. Yani bu karaktere özellikle film yani sinema evreninden tanıyan oyuncular tabii ki inanılmaz tepki gösterildi. Yani böyle bir karaktere ki Thanos'un çocukları içerisinde en iyisi. Biliyorsunuz Corvus Glaive şu anda oyunun en babası, en iyisi. Yani ondan da daha iyi iken bu niye bu kadar kötü oldu muhabbeti çok geldi. Aslında birçok özellik eklendi ama o kadar kısır kalıyor ki. Mesela bunlardan bir tanesi ıskalama muhabbeti. İşte güç çalma, rakibe bozma atma. Bozmalar da çok küçük ya abi. 15-20 falan atıyor. Birazcık attığı yok yani. Neyse. Tabi bunun da kendi çapında bir görevleri var. Görevleri yaptıkça işte Thanos lütfediyor vesaire falan. Gördüğünüz gibi rakibin üzerine bir işaret atmış. Sus diye böyle bir işaret var mesela. Ondan sonra yavaş yavaş bozmaları falan rakibi atıyor. Ama o kadar düşük bozma veriyor ki. Yani bunun için Ebony asla oynamaz. Ne defansta ne saldırı. Defansta da çok etkili değil. Yani ıskalama muhabbetlerini nasıl geçileceği bilindikten sonra o kadar kolaya düşüyor ki. Yani şu karakteri öyle bir şey yapmışlar. Sadece Corvus ve Ghost için yapmışlar. Neden? Kritik darbe geldiği zaman otomatikman işte garanti kritik o da. Hani her kritik olsa derim ki ya defansa demek ki iyi olabilir. Onu anlarım. Ama abi şimdi garanti kritikler için kullanılmıyor bu. Garanti kritikler için kullanılıyor. Her kritik darbe için kullanılmıyor. Şimdi defansa da karakter değil. Saldırıda da karakter değil. Ve sinema evrendeki yeri çok başka. Ben hep söylüyorum mesela Domino gibi bir karakter bu hale gelmiş. Yani ne sinema evinde ne çizgi film evinde çok fazla bilinmeyen bir karakter. Ve yani sadece şans muhabbetinde bu kadar abartılması inanılmaz fazla olmuş zaten. Oysa Ebony görüldüğü anda ki herkes sevdi. Yani en sevilen kötü karakterlerden bir tanesi oldu ki ben de buna dahilim. Hani o Doctor Strange yaptıkları işte üzerine Cool Obsidian yiyken tek hareketle çat çat hepsini tokatlaması hakikaten çok bomba bir karakter. Tabii çok fazla tepki alınca kaban bunu değiştireceğini açıkladı. Peki nasıl değişiklikler yapabilir arkadaşlar? Bir kere bu görevlerini daha işlevsel bir hale getirebilir. O kadar kötü ki şu görev olayı. Yani görevi yapınca +1'le mi +5'le mi ne rakip bozmayla başlıyor. Şu üzerindeki kırmızı etki var ya 10 tane olan bozulma muhabbeti. Onunla başlıyor. Yani hiçbir işe yaramıyor abi. O kadar sıkıntılı ki. Ve bunu her dövüşte sadece bir yük toplayabiliyorsun. O da 3 görevi yapınca bir yük topluyorsun. Maksimuma getirsen bile yani çok biricik değil arkadaşlar. Mutlaka bunu değiştireceklerdir. Aynı zamanda rakibi Ebony'ye biraz saldırı gücü mutlaka katacaklardır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda bozmalarının derecesini arttıracaklar diye düşünüyorum. Çünkü kabam şöyle bir açıklama yapmıştı. Bunlara yapacağımız buff'ta ekstra özellikler eklemeyeceğiz. Var olan şeylerin dengeleriyle olacağız. İşte düşükse arttıracağız falan filan. Mesela bu güç çalması. Bence bu Gundy'ye de bir garanti kritik mutlaka gelmeli. Ebony'ye de mutlaka mesela Dormammu gibi olabilir. Yani o tarzda bir karaktere çevrilebilir. Yine ne bileyim otomatik blokları veya otomatik ıskaları mesela daha etkili olabilir. Iskaları bence biraz pasif kalmış. Iskaları da daha bir etkili. Çünkü bir yana sonra ıska muhabbeti komple bitiyor biliyorsunuz. Her 20 birimde bir ıskı geçiyor bu Gundy. Ama bittikten sonra ne oluyor? O artık ondan sonra sınıf bonusu alamayan karakterlerin garanti kritiklerini. Yani bence mutlaka bu garanti kritiği normal kritiğe çevirmeleri lazım. O zaman da defans da çok etkili. Düşünsene abi saldırırken bir anda kritik atacağım derken ıska geçiyorsun. Iska geçtiğin için de bu sefer karakter başlıyor sana saldırmaya. Bu sefer ne yapacaksın? Buna özgün karakterlerle geçsin. Mesela ıska geçmeyen. Mesela diyorum şu sus işareti geldiği zaman başlasın. Tüm kritik darbeleri yememek. Her sınıf için. Hadi bilim hariç olsun. Bilim sınıfının bir üstünlüğü olsun. Mesela böyle bir defans olarak bence çok etkili olabilirdi.
Bilmem Ebon için siz ne düşünürsünüz? Ebon için siz ne dersiniz arkadaşlar? Ebony'den sonra Alev Adam arkadaşlar. Ki yani burada buff isteyen en son karakterlerden bir tanesi Alev Adam. Alev Adam da çok etkili. Yani bir kere mistik sınıflara karşı inanılmaz etkili. Yani mistik sınıfı bunun karşısında çürür abi. Çürür, dayanamaz kimse. Hakikaten çok etkili. Mistik olmayanlara karşı da dövüş öncesi yeteneği de var şimdi bu Gundin. Hem etkili hem de dövüş öncesi yeteneği var. Bunun sayesinde yanmayamayan karakterleri bile Nova Alevi atabiliyor. Ve Nova Alevi attığı zaman da arkadaşlar rakiplerine bir de güç iğnesi oraya gidiyor. Yani rakipler aynı zamanda özel saldırı atarlarsa üzerinde güç iğnesi varken bu sefer de ekstra hasar değiyor falan filan. Hakikaten etkili, leziz bir katan. Yani defansta bile iş görebilir özetlerim gibi mistiklere karşı. Ama Kabam şöyle bir açıklama yapmıştı buna buff atacağını duyurduğu ilk zamanlarda şöyle bir şey söylemişti. Alev Adam özellikle mistiklere karşı çok etkili, çok da güçlü bir karakter. Nova Alev'ini kullanırsan da keza öyle. Ama bizim istediğimiz kadar güçlü olmamış. Biz bunu daha da güçlendireceğiz demişlerdi arkadaşlar. Ve sanırım o güçlendirme geliyor. Hayır. Yani normal karakterlerle dövüşürken de acaba mistiklerle dövüşürkenki gibi olsa, o kadar güçlü olsa veyahut da ne bileyim mesela Nova Alevini daha sık açsa. Şimdi mesela özel saldırı 3 attığımız zaman 2 ısı yükü üzerimize alıyoruz ve Nova Alevi de açılıyor arkadaşlar. Ne bileyim mesela bu Nova Alevini daha fazla üzerine tutsa, şey açık değilken, dövüş öncesi yeteneği açık değilken acaba nasıl olur? Var ya, herkesin göz bebeği olur ya, favorisi olur. Şu anda bizde kopyalı R3 duruyor. Zaten Namor ve Klopsidina büyük ihtimalle Nerfi ile beraber bir rütbe düşürme gidecek. Yani onlara düşüreceğin şeyleri mesela buna basabilirsin veya bir Ebony Mom'a basabilirsin. Tabi yeni gelecek olan buff'a göre. Bir de biz biliyoruz ki Kabam bir şeye buff yaptığı zaman yani abartıyor. Aşırı şekilde yapıyor. Hatırlayın Colossus'u, She-Hulk'u, Gamora'yı, Örümcek Given'ı vesaire falan. Hakikaten hatta Old Man Logan da buna dahil. Yani çok abartı bir şekilde buff geliyor. Alev Adam zaten çok güçlü saldırıda. Hakikaten çok leziz bir karakter. Bir de kopya sayısı yüksekse bu Nova Alevlerini bolca da kullanabilirsiniz. Dövüş öncesi yeteneğinden. Yani bir de buff yapsa acaba ne ekleyecek buna? Belki yakmalarını süresini biraz arttırabilir. Onun dışında ne olabilir başka? Yakma etkilerinin verdiği hasarı biraz daha arttırabilir. Ki bu şu anda ekranda gördüğünüz arkadaşlar fantastik bir sinerjisi olmayan Alev Adam. Tek başına yani bir sinerji muhabbeti Alev Adam'ın burada yok. Bilmiyorum nasıl bir şey yaparlar. Yani daha nasıl güçlenir ki benim işime gelir. Yani sonuçta bende 5 yıldız kopyası mevcut. Ebony de var, hadi kopyasız ama olsun. Bu ikinci arkadaşlar buff yapılacak karakter. Üçüncü bir karakterimiz daha var. Üçüncü karakterimiz arkadaşlar Anilius. Anilius'ta buff yapılacak 3. karakter olarak açıklandı. Daha önce de şöyle bir şey. Yine Kabam Alev Adam'a buff, Alev Adam ve Ebony'ye buff yapacağı zaman Anilius'la ilgili de bir açıklama yapmıştı. Şöyle bir şey demişti. Anilius defansta istediğimiz kadar etkili. Lakin saldırıda o kadar etkili değil. Saldırı gücünü yükselteceğiz. Peki ne yapabilirler? Arkadaşlar Anilius'un saldırıda yüksek hasar verebilmesi özel saldırı ikisi ve rakibin üzerine attığı şu pençe işareti var ya, yok edilmiş muhabbeti. Onunla alakalı özel saldırı 2 attığı zaman üzerinde rakibin ne kadar yok edilmiş varsa o kadarını hiddete çeviriyor. Ve hakikaten atlı sayıları bir hasar veriyor. Yani kış askeri biliyorsunuz L3 atmayan bir karakter burada. Ki buna karşı oynarken bile bakın. Yani sürekli o yok edilmişleri depolamaya çalışıyorum. Mesela özel saldırı bir attığınız zaman rakibin üzerinde ne kadar yok edilmiş varsa süresini belli bir saniye donduruyor. Ve oradaki sayıya oranla sizin güç kazanmanızı daha hızlı. Bakın dikkat edin mesela güç barına daha hızlı kazanıyor. Hayır, sürekli spamlamama rağmen L2'yi bir türlü dolduramıyorum. Ve dediğim gibi kış askeri gibi dandik, basit, özel saldırı 3 atmayan, yani özel saldırı atar mı atmaz mı korkusu yaşamadan oynayabildiğiniz bir karaktere karşı bile dikkat edin bak kaç dakikadır oynuyorum. Hiçbir şey yok abi. Daha L2'ye denk getiremedim yani. Anca nasıl yapacaksınız? Normal vuracaksınız abi. İşte üzerinize kendi L2'nizi de o zaman atacaksınız. Artık rakipte 2 tane mi yok edilmiş var? 3 tane mi yok edilmiş var? Neyse. Ancak o zamanlık. Ama bu maksimum 12'ye kadar çıkartabiliyor bile. Zırtı kırıyor.
Zırh kırdığı zaman hakikaten hatlı sayılır güzel bir hasar verir. İşte bence bu dengeyi ayarlaması lazım. Yok edilmişin süresinin mutlaka uzatılması lazım. Mutlaka uzatılmazsa ne yaparsan yap çok yüklenmez abi. Zaten hiddetleri öyle ağım şağım bir ekstra hasar vermiyor. Tamam bir hasar veriyor ama böyle artı bin falan da vermiyor. Şuraya bak yani bir ölmek üzereyim. Tabi bu arada geri tepme de var bende. Sürekli deniyorum yani L1 spamlayayım atayım diyorum. Yok abi bak tam güç çubuğu dolmaya yakın yok o da olmuyor. Hani diyorum ya L2 atıyorsun anca işte L2 attığın zaman çevirecek muhabbeti falan var. Artık rakibin üzerine hani kaç tane işte pençe varsa diyeyim ben size. Kaç tane pençe varsa o kadarını hiddete çevirecek. Kopya olduğundan zaten aslında çok etkili. Dediğim gibi sadece bu pençelerinin süresini uzatmaları bence yeterli. Ha bir de yanında ekstradan hiddet verirlerse abi tadından yenmez. Bak şimdi rakibe vuruyorum abi. İki tane pençe varken bastım. Hop. Pertinger. Böylece yere allak pullak yuvarlanmış oluyorsunuz. Toplayacak olsak arkadaşlar Alev Adam, Alinus ve Ebony'e bufflar geliyor. Yani şu andaki hallerinden daha iyi olacakları hemen hemen garanti tarzında. Ama kaman bu ne yapacağı da pek belli olmaz. Sizce nasıl değişiklikler yapılır? Hakikaten üçünün de ihtiyacı var mı? Yoksa benim fikrimce Alev Adam'a yapılmayabilirdi. Onun yerine Magneto'yu ekleyebilirlerdi bence. Yüzyıllardır Magneto diyor herkes. Ama kabam bu dikine gitmesi çok büyük sıkıntı olacak. Kabamın farkında değil diye düşünüyorum. Sizler de düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.